Selamun Aleyküm dostlar, hoş geldiniz. Öncelikle Twitter tarafından alınan kararla Afganistan'da sözcü Zebullah Mücahid'in hesabı kapatıldı. İddialara göre Twitter'in bütün Taliban yöneticilerinin hesabını kapatacağı belirtiliyor. Taliban demişken Pakistan Başbakanı İmran Han, Tacikistan Cumhurbaşkanı İmam Ali Rahman'la telefonla görüştü. O da Afganistan'daki son durumu görüştü. Suudi Arabistan ve Pakistan ortak deniz tatbikatlarına başlıyor. Suudi Arabistan Hava Kuvvetleri'ne ait F-15 savaş uçakları uzun menzilli hareket eğitimleri için ülkeden kalkıp kesintisiz bir uçuşla Pakistan Karaci kıyılarındaki deniz hedeflerine atış icra edecek. Eğitimler ve hareket senaryosu dikkat çekici. Suudi Arabistan ve İran'ın diplomatik ilişkilerinin iyi olmadığı da Mavi Vatan .net'te belirtilmiş. Suudi Arabistan savaş uçakları İran'ın ötesindeki Pakistan'da eğitim yapacak. Pakistan'a Suudi Arabistan uçakları ve gemileri gelmiş durumda. Suudi Arabistan'la Pakistan arasındaki ilişkiler gelişiyor ki zaten genellikle Körfez ülkelerinde savaş uçaklarını kullananlar Pakistanlı pilotlar bunu da belirtelim ilginç bir haberimiz var. Türk Konseyi Kazakistan Astana Arena'da yani futbol stadyumunda bağımsızlıkların 30. yıl dönümü ve Türk dili konuşan ülkeler işbirliği günü kapsamında Futbol turnuvası düzenliyor. İlginç bir ülkeyi görmekteyiz. Mısır bayrağı da burada. Asya'da işbirliği ve Güven Arttırıcı Önlemler Konferansı kapsamında Mısır'ın da bu kuruluşa üye olduğu ifade ediliyor. Görmektesiniz. Bugün bir futbol maçı düzenlendi. Türkmenistan, Özbekistan, Kırgızistan, Kazakistan, Azerbaycan, ülkemiz ve Mısır'da burada görmekteyiz. Türk Konsi Genel Sekreteri Kazakistan Türkü Bağdat Amrayev ki kendisi eski İran Büyükelçisidir bunu da belirtelim. 2020-2021 Türk dünyası için muzaffer bir dönem olmuştur açıklamasında bulundu. Kendisi Karabağ zaferinden bahsediyor. Yine önemli bir gelişme yaşandı. Suriye Milli Ordusu Sultan Murat Tümeni Komutanı kendisi Türkmen oluyor bunu da belirtelim. 3 Ekim Türk Dili Konuşması konuşan ülkeler işbirliği günü ve Türk Konseyi'nin 12. yılı kutlu olsun. İnşallah Suriye'yi zalim Esed rejiminden ve terör örgütlerinden temizledikten sonra biz de özgür Suriye olarak Türk dilinin konuşulduğu bir ülke olarak Türk keneşinde olacağız şeklinde paylaşımda bulundu. Aynı zamanda bazı operasyon odaları birleşmiş durumda 5 Suriye Milli Ordusu grubu olarak güçlerimizi devrimciler hareketi çatısı altında birleştirdik. Oy birliğiyle hareketin komutanlığına seçildim. Zalim Esed rejimi ve terör örgütleriyle mücadelemiz sürecek açıklamasında bulundu yılmayacağız, yıkılmayacağız, başaracağız şeklinde. Artık dikkat ederseniz sık sık Suriye Milli Ordusu'nda bazı grupların birleştiği haberini veriyoruz. Ama maalesef hala tek çatı altında toplanabilmiş değiller ki bu da maalesef Esed'in işine geliyor. Suriye'de İran destekli Kudüs güçlerinin Esad rejimi ile birlikte İdlib'e askeri yığınak yapmaya başladığı ifade ediyor. Burada tabi ki de Kudüs ismini kullanıyorlar. Kudüs güçlerinin İdlib'de operasyon düzenlemeye başladıkları da iddia ediliyor. Ki bunlar İran tarafından kullanılan proxy güçler bunu da belirtelim. Kirli işlerine Kudüs ismini de alet etmiş durumdalar. İsrail ile Mısır arasında imzalanan sözde barış anlaşmasından bu yana ilk kez Mısır hava yollarına ait bir uçağın Tel Aviv'e indiği duyuruldu. Kaire'den kalkan Mısır hava yollarına ait uçağın Tel Aviv yakınlarındaki Ben Gurion havalimanında suyla karşılandığı duyuruldu. Abdülfettah Sisi ile İsrail Başbakanı Naftali Bennett'in 13 Eylül'de Mısır'da görüştüğünü de hatırlatalım. Şarm Eşşey kentinde görüşme gerçekleştirmişti. Diğer haberlerimiz Etiyopya'nın en büyük etnik grubu Oromo halkı bir festival düzenliyor. Şükran Bayramı'nı kutladıkları ifade edilmiş. Başkent Addis Ababa ve 50 kilometre mesafedeki Bisfo şehrinde düzenlenen ve Etiyopya halkının katıldığı bayramın binlerce Hristiyan Etiyopyalı tarafından kutlandığı yazılıyor. Havacılık haber aktaralım. Amerika Birleşik Devletleri Hava Kuvvetleri'ne Night Herkül'lerin Yunanistan Suda üstünden kalktı ve Avrupa'da uçuş gerçekleştirdiğini gösteren radar kaydını görmekteyiz. Yine NATO daimi denizcilik görev grubu iki tarafından yapılan paylaşımda İtalya, İspanya ve ülkemizden TCG Gökçeada gemilerinin tatbikata katıldığını gösteren fotoğraflar servis ediliyor. Ülkemizin ürettiği 3000 tonluk denizaltı Güzerbahu'sunun inşa faaliyeti devam ediyor. Aralık 2019'da sözleşmesi imzalanmış. Daha sonrasında Ağustos 2020'de saç kesimi yapılmıştı. Nisan 2022'de ise teslim edilmesi bekleniyor bunu da ifade edelim. Havuz kendi boyutunda dünyada tek olma özelliği taşıyor. Dolayısıyla ordumuz açısından önemli inşa yeri olarak Hicri Ercili Tersanesi olduğunu da söyleyelim. Bir önceki videomuzda Cezayir'in Fransa'ya hava sahasını kapattığını duyurmuştuk. Fransa Cezayir'in hava sahasını kapatma kararına uymayacağını açıkladı. Cezayir'in elinde Rus hava savunma sistemleri de mevcut. Bunu da ifade edelim. Dolayısıyla Fransa ile Cezayir arasındaki gerilen ilişkilerde Cezayir Fransa uçağını düşürecek mi? Bu da büyük soru işareti. Bilindiği gibi Cezayir zamanında 1 milyon şehit vermiş bir ülke Fransa'ya karşı. Yine Cezayir çöllerinde Fransa'nın hala nükleer atıkları bulunuyor. Fakat Cezayir bu haritaları bir türlü Fransa'dan alamıyor. Fransa ısrarla bunu Cezayir'e vermiyor. Yunanistan medyası bu sefer Amerika Birleşik Devletleri'ni kötülemeye başlamış. ABD'nin kirli oyunu şeklinde bilindiği gibi Fransa ile Yunanistan arasında anlaşma imzalanmıştı. Bu kapsamda Amerika'nın daha önce Yunanistan'a bir bloke gerçekleştirdiği ifade ediliyor. Fransızlar şöyle diyor. ABD Dışişleri Bakanı Yunanistan'ın daha güçlü silah sistemlerine sahip olmasını istemediğini vurguluyor. Bir Fransız gazetesinin sözlerine yer verilmiş. Amerika'nın bu şekilde düşündüğü yazılıyor. Fransız gazetesi Son teknoloji ürünü Fransız Belhara Fırkateyn'in satışının önündeki engelin kaldırılmasının Fransa ile ABD arasındaki Avustralya denizaltıları krizi olduğunu belirtiyor. O zamana kadar Washington Yunan donanmasının modernizasyonu için Fırkateyn pazarını kilitlemişti ve Paris Amerikan tarafındaki bir realiyi daha kaybedecekti. Ancak AUKUS anlaşması ve sonrasında Naval Grup firmasının Yunanistan ile 3 fırkateyni içeren satışı imzalaması Paris'in başını dik tutarak Avustralya krizinden çıkmasına izin verdi cümlesini kullanmışlar. ABD'den Fransa Yunanistan'a karşı kirli arka plan Fransız gazetesi o zamana kadar Washington'ın stratejik füzelerin varlığı nedeniyle Fransızların fırkateynleri satma girişimini engellediğini bildiriyor. Özellikle Atina, Fransız yetkililerin kulaklarında Fırkateyn programı için bir teselli olarak duyulan 6 adet ek Rafale savaş uçağı sipariş etmek niyetindeyken cümlesinde kullanmışlar. Dediğimiz gibi burada Fransa ABD gerilimi artarken Fransa'nın zarar etmemek için Yunanistan'a gemi sattığı ifade edilmiş. Bununla birlikte Yunan donanmasının bu üstünlüğünün Türk donanması tarafından ya da Rusya üzerinden ya da Amerika Birleşik Devletleri üzerinden nispeten hızlı bir şekilde kapsandı ve böylece teorik olarak Yunanistan'dan eşit silah sistemlerine sahip oldukları tahmin ediliyor. Ancak Türk tarafının donanımı ne olursa olsun Yunan donanmasının Ege ve Akdeniz'i fethederek korkunç darbelere yol açabileceği Amerikalılara, Ruslara, Çinlilere, Almanlara ve diğerlerine vurgulanmaktadır şeklinde Yunan basını yine komik cümleler kullanmış burada da görmektesiniz. Evet dostlar son olarak Yunanistan basınındaki haberi de okuduk. Bir başka videoda görüşmek üzere Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.